Ve yeni güne başlarken finansal piyasalara dair bir de yorum alalım. Karşımızda Alaç Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş var. Tonguç Bey merhaba, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Semra Hanım günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum. Teşekkürler size de. Öncelikle borsayla başlayalım. Nasıl bir açılış beklersiniz yeni haftaya başlarken? Özellikle de siyaset tarafından gelen haber akışları, açıklamalar borsa tarafında da etkisini gösterir mi? Nasıl bir beklentiniz var? Yani bu hafta aslında yurt dışı biraz sakin başlıyoruz. Genelde de hafta genelinde Çin piyasaları yeni yıl nedeniyle kapalı olacak. Birçok işte Hong Kong gibi, hafta içinde yine Singapur, Avustralya gibi piyasalar da kapalı olacak. Dolayısıyla uzak doğu tarafında oluşabilecek fiyat oynaklığından bir kere hem Borsa İstanbul için hem küresel piyasalarda biraz daha en azından risk dışında diyebileceğimiz bir hafta yaşayacağız. Cuma günü çok iyi kapadı hem Borsa İstanbul hem de yurt dışı piyasalar. Bugün sabah baktığımızda da yurt dışında da vadeli piyasaların kısmen yatay olduğunu söyleyebiliriz. Yani çok böyle yine moral bozucu bir hafta başlangıcı yapmıyorlar. Biz de içeride 5500'e yakın bir kapanış gerçekleştirdik Borsa İstanbul'da. Bu hafta 25'inde Arçelik hisse senediyle bilanço dönemi de 12 aylık bilançolarında gelmeye başladığını göreceğiz. Dolayısıyla 5300'ün üstüne geçtikten sonra Borsa İstanbul daha iyimser tarafta kalabileceğimiz 2-3 günlük seanslar, gün içi işlemler yaşadık. Ve geri çekilmelerinde hep bir alışla karşılandığını görüyoruz. Özellikle bilanço beklentisi yüksek olan bazı hisse senetlerinin geçen haftalarda yaşanan geri çekilme sonrasında borsa endeksinden de daha iyi performans gösterdiği birkaç örnekte mevcut. Dolayısıyla ben iyi başlayacağını düşünüyorum. 5500 seviyesi önemli olacaktır bugün içinde. Eğer 5500 seviyesi üzerinde bir kalıcılık Borsa İstanbul'da bugün görürsek, hatta bu hafta genelinde görürsek, bilançolarla birlikte o 5500-5700 daha önceki zirve seviyemize doğru da özellikle hisse bazlı hareketlerle birlikte yükselişin devamını görebiliriz gibi gözüküyor şimdilik. 2022 ile 2023'ü karşılaştırmak gerekirse bilanço açısından aynı performansı bekleyebilir miyiz sizce 2023'te, ya da sektörel bir değişim mi olacak sizce? Bazı sektörler daha mı pozitif ayrışacak 2023'te? Ya bence aynı performansı beklemek çok doğru olmaz. Çünkü birbirinden çok ayrışan iki yıl hem içeride hem dışarıda aslında. Ama Borsa İstanbul üzerinden bakarsak biz geçen sene çok iyi bir büyüme performansı gördük. Yani belki ikinci çeyrekteki işte %7 sonrasında üçüncü çeyrek ve henüz görmediğimiz ama tahmin ettiğimiz dördüncü çeyrekte biraz daha yavaşlama sinyali olsa da özellikle tabii ki enflasyonist bir ortamda da bu büyümeyi gerçekleştirmemiz şirket karlılıklarına inanılmaz bence değer kattı ve burada piyasa değerlerinin şu andaki seviyelere gelmesindeki en büyük etkenlerden biriydi. Dolayısıyla böyle bir yılın ardından ki %200'e yakın da bir getiri endeks bazlı baktığımızda Borsa İstanbul'da vardı. Böyle bir yılın ardından 2023'te ne olabilir? Bir kere enflasyon düşüyor. En azından yani hani yıllık bazlı baktığımızda veya aylıkta da aralıkta %1'in üstünde görsek de geçen yılki kadar %3'ler, 5'ler, 6'lar hani aylık bazlı enflasyon getirileri yok. Bunun haricinde faizleri %9'a kadar çektik. Belli bir marj da buradan yakaladık. Yani hem kredi genişlemesi anlamında hem de yine büyümeye destek anlamında. Ama şimdi bu yıl hem bir seçim var ki yani çok yakın, neredeyse 4 aydan daha az bir süre kalmış gibi gözüküyor. Tabii ki burada kamunun ve özellikle piyasanın ben hala heyecanlı olacağını düşünüyorum yatırım için. Bu işte 3-4 aylık süre zarfında birçok yatırımın devam edeceğini düşünüyorum. İşte birçok fiyatların yani gelirlerin işte emekli maaşından tutun burada KGF'lere kadar, EYT'lere kadar hani birçok gelir arttırıcı hamle de görüyoruz. Ama baktığımızda geçen seneki kadar bilançoların hem ihracat tarafında hem iç talep tarafında güçlü kalmasını beklemiyorum. Ve özellikle de bu geçen yılki enflasyonist ve büyüme ivmesinin o biraz da borsanın geneline yayılan
karlılık marjlarını bu sene görmeyeceğimizi düşünüyorum. Ama biraz önce anlattığım gibi borsayı yukarı daha fazla taşıyabilecek ki hemen bugün göreceklerimiz aslında geçen yılın son çeyreğinin bilançoları, yani bu hafta göreceğimiz bilançolar. Evet. Dolayısıyla ön plana çıkabilecek hisseler biraz daha belki geçen yıl geride kalan ya da bütün bu anlattıklarımdan belki pozitif ayrışmasını çok net yapmadan, yani normal şartlarda da kendi faaliyetleri içerisinde ön plana çıkacak hisseler olabilir. İşte ulaştırma konuşuyoruz, demir çelik konuşuyoruz, yazılım sektörü konuşuyoruz. Belki yerli otomotive bağlı sektörler, hatta inşaat sektörü bu son konut projesiyle birlikte buna bağlı, proje bazlı veya yurt içinde ve dışında kendi enerjisiyle hareket etmeye alışkanlık haline getiren özellikle halka açık şirketlerde bir endeksten ayrışma görme ihtimalimiz daha yüksek. Yani özetle toplu bir yükseliş yerine bu sene biraz daha hisse bazlı ayrışan bir yükseliş ya da getiri beklentisi daha ön planda olacaktır diye düşünüyorum. Peki dünyaya bakacak olursak, aslında geçen hafta da konuştuk bu resesyon endişelerini. Bir miktar yavaşladığını aslında geçen hafta da konuşmuştuk. IMF Başkanı Georgieva da aslında buna dikkat çekiyor. Bir miktar yavaşladığını ama hala kısmi olarak dengesiz olduğunu söyledi. Yani resesyon konusundaki bakış açısı oraya doğru mu evriliyor? Biraz daha dengesiz bir tablo mu var? Yani örneğin Avrupa ile Amerika biraz daha mı ayrışacak sizce resesyon konusunda? Bir de Çin'de vaka sayıları artıyor. Son 6 gün içerisinde 12 bin kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğine yönelik haberler var. Şimdi bu yani bu kadar vaka sayılarının artmasına rağmen Çin'de hala kapanma yönünde bir tedbir alınmıyor. Dolayısıyla yani oraya yönelik öyle bir endişe artık ortadan tamamen kalktı diyebilir miyiz? Çünkü sonuçta Çin'de yaşanabilecek kapanmalar küresel tedarik zincirini, yani tam da toparlanmaya başlarken yeniden bozma noktasına getirebilir. Böyle bir risk vardı. Dolayısıyla o risk tamamen ortadan kalkıyor gibi mi görünüyor? Nasıl bir tablo var dünya genelinde? Şimdi Çin tarafını bir kere bu yeni yılla birlikte hani işte kapılarında biraz açılması, oradaki halkın tahmin ediyorum yine işte yurt dışı ziyaretleri vesaire olacak. Hı hı. Eğer böyle bir Covid veya işte salgın ya da hastalık tehlikesi olacaksa, evet, zaten Şubat ayına da geldik neredeyse. Hani bu Şubat-Mart aylarında belli olacaktır ve işte Nisan-Mayıs aylarına geldiğimizde artık bence bu konunun, yani işte salgına dönüşür mü, hastalığın yayılma hızı vesaire gibi o taraf yani 1-2 ay içinde belli olacaktır diye düşünüyorum. İkincisi ise aslında daha önce de konuştuk. Yani yılın ilk yarısı hep resesyon geliyor mu, resesyon olacak mı, yurt dışı için söylüyorum. İşte hala toparlayamadık, toparlanma endişeleri vesaire gibi söylemlerde de geçecek bir dönem. Neden? Çünkü hala Amerika'nın, ki hemen Şubat'ın başında bir toplantısı var, Merkez Bankası'nın faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor. Avrupa çok daha geriden geldiği için daha hızlı faiz arttırabileceği, tabii çelişkili söylemlerde olsa da beklenti dairinde. Dolayısıyla ben şöyle düşünüyorum. Yani Şubat, Mart, Nisan bir iki toplantı, yani Şubat'la Nisan arasında, yani Nisan'a geldiğimizde faizlerin zirve yaptığı, Merkez Bankası'nın faiz politikalarının yurt dışında zirve yaptığı bir döneme geleceğiz. İşte o sırada yavaşlamadır, istihdamdır, hani buralarda bir dip seviyeler Nisan-Mayıs gibi oluşursa ondan sonra söylem değişiklikleri olabilir. Neden? Çünkü faizler belli bir noktada kalmaya devam ediyor olacak. Bunun etkisi piyasalar üzerinde net bir şekilde görülmüş olacak. Ve artık yaz ayları ile birlikte ben ekonomilerin yurt dışında da toparlama sürecine diyelim. Yani çok hızlı bir dönüş gibi değil, bir V dönüşü gibi değil. Ama yani dibi görmüş ve buradan toparlama aşamasında olacağı bir dönem hayal ediyorum ya da bekliyorum açıkçası. O açıdan bir süre daha hem salgınla ilgili hem resesyonla ilgili, özellikle ilk iki çeyrekte bu yılın, ben belirsizliğin devam edeceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu süreçten biraz daha yaz aylarına doğru normalleşerek çıkarsak oradan sonra söylemlerin iyimserliğe dönme doğru ihtimali var. Şimdi bu yurt dışında bize daha değersiz bir doları, daha düşük bir tahvil faiz oranını
getirecek. İşte bu noktada hani Türkiye veya benzeri ülkeler için de biraz daha borçlanma maliyetleri açısından, biraz daha ihracat noktasında büyüme kalemlerinin tekrar mesela geçen yılın başında olduğu gibi bir ivme kazandırabilir. Yani geçen yılın ilk yarısında yaşadığımızı biz bu yılın ikinci yarısında yaşama ihtimaline doğru gidebiliriz. Ama henüz tabii biz bunu burada konuşuyoruz ama küresel piyasalar veya raporlar içerisinde hesap kitap yapan analistler çok net bir şekilde Amerika gibi bir ülkenin 0.5'lik bir yıllık büyümesi, işte Çin'in geçen yıl %3'lük büyümesi gibi rakamlar önlerinde olduğu için, yani beklenti için söylüyorum Amerika dahilinde, ki bu Perşembe günü geçen yılın 4. çeyrek büyümesini de Amerika'dan göreceğiz. O açıdan yani işte 3 civarı bekleniyor. Geçen yıl %3 büyüyen bir çeyreklik Amerika bu yıl nasıl yıl genelinde 0.5'lik bir büyüme yapar? İşte bu da resesyon beklentisinin net bir göstergesi. Dolayısıyla bu hesap kitapları yapanlar şimdilik hani bizim burada konuştuklarımızın öncesinde o rakamlarla giderek hala o resesyon belirsizliğini vurgulamaya devam ediyorlar doğal olarak. Evet, peki yani bu resesyon endişelerinin yavaşlamasıyla birlikte de herhalde Brent petrol tarafında da 87 dolar seviyesini görmeye başladık. Dolayısıyla resesyon endişesinin yavaşlamasıyla birlikte petrol tarafında en azından daha yüksek seviyeler görme olasılığımız var mı? Olabilir ama hani bu bir trend olarak değil. Belki talep artışı beklentisi petrol yukarı çekebilir diyebiliriz. Fakat petrolün zaten hani aşağı yukarı 70-75 dolarları sanki normal şartlar altında dip seviyeleri gibi gözüküyor bu yıl için. İşte Ukrayna-Rusya meselesi var. Buradaki bir iyimserlik yaratabilecek gelişme yıl ortasına doğru. Özellikle bu resesyon endişelerinin biraz geride kalmasıyla petrole olabilecek talebi çok net bir şekilde dengeleyebilir. Orada hala 10-15 dolarlık bence bu jeopolitik riskin etkisi var. Yani dolayısıyla ben petrolde diyelim ki hani resesyon biraz daha gündemden kalktı yurt dışı piyasalar için ve bir talep konuşulmaya başlandı. Yine de çok 95 dolarların üzerine doğru bir fiyatlama olabileceğini düşünmüyorum. Keza olur da bu iyileşme jeopolitik risk üzerinde olursa belki burada gördüğümüz seviyelerden de daha düşük yerlerde o resesyon endişelerinden kurtulmuş bir dünya olmasına rağmen petrolde görebiliriz. Dolayısıyla çok fazla alternatif enerji yaratılıyor ama aynı zamanda petrole bağımlılık tabii ki devam ederken ben bu fiyatlar üzerindeki oynaklığın genelde spekülatif olduğunu düşünüyorum. İşte haber akışıyla oluşabilecek o spekülasyonun da çok 100 dolarların üzerine petrolü geçireceğini bu sene için düşünmüyorum açıkçası. Peki yani bu tablo bu şekilde devam ederse enerji tarafında fiyatlamalar Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine nasıl bir yansıması olur sizce? Yani içeride geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın yılın ilk para politikası kurulu karar metnine baktık. Orada da enflasyondaki düşüş eğilimine dikkat çekiyor Merkez Bankası. Ama özellikle de yılın ilk yarısı itibariyle bu tablo biraz daha olumlu gibi görünüyor. Ama ikinci yarısına ilişkin bazı risklerden de bahsediliyor aslında. Ama enerji fiyatları bu şekilde devam ederse, yani Türkiye'nin enflasyonla mücadelesi biraz daha kolaylaşır mı sizce? Tabii biz geçen yıl bütün bunları konuşurken hatırlarsanız işte Şubat, Mart ayları sonrası Rusya-Ukrayna meselesi bizi 125-130 dolarlara yakın seviyelerde bir petrol, hatta doğalgaz fiyatlarında da böyle bir hızlı yükselişe götürdü. 150-200 dolarlar konuşuluyordu petrolde. Şimdi böyle olduğu zaman ister istemez enerji tarafında hani Türkiye'nin de buradan net bir şekilde enflasyon yaratma noktasında etkilendiğini söyleyebiliriz. Bir kere bu tarafta bir normalleşme var. Son 2-3 aydır görüyoruz. Yani bu seviyelerde kalırsa ben çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama Merkez Bankası'nın, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, enflasyon iniş hızını bir nebze etkileyebilir hala 85-90 dolarlar. Ama hani eskisi kadar da böyle bir yukarı trendle çok bilinmezliğe doğru enflasyonun sürüklemesini beklemek çok doğru olmayabilir. Merkez Bankası geçen haftaki toplantısında hala o yurt dışı resesyon ve yurt dışı jeopolitik riskin Türkiye'de gerçekleşen enflasyonla ilgili de
aslında ortadan kalkması diyelim jeopolitik riskin ve resesyonun biraz daha derinleşmesi noktasında bir beklentisi var. Ve bunlar bizdeki enflasyonda aşağı doğru sürükleyebileceğini, devam ettirebileceğini düşünüyoruz. Ama bizim ana meselemiz cari fazla vererek enflasyonla mücadele olduğu için bu yıl içinde de bu cari fazla noktasını konuşmaya devam edeceğiz. Orada da enerji maliyetleri bizim için en ön plana çıkıyor. İşte Mart ayı gibi eğer bu doğalgaz belki şöyle de düşünebiliriz. Yani Türkiye'nin doğalgaz yatırımları veya enerji yatırımları işte gerçeğe dönüşmesi, paraya dönüşmesi yani tabiri caizse bizim kullanımımıza dönüşmesi belki ilk başta bütün cari açığımızı enerji noktasında kapamayabilir. Ama bu bir başlangıç olduğu için birçok anlaşmada, birçok verilen vaatlerde de yeni güncellemelere götüreceği için o cari açık noktasını enerji tarafında önümüzdeki birkaç yıl içinde kapamamız gerekiyor. Esas bu gerçekleşirse hani kalıcı bir enflasyonla mücadele, kalıcı bir enerji cari açığı azalımını çok net bir şekilde görebiliriz. Onun için biraz uzun vadeli bir enerji beklentimiz olsa da ben enerji fiyatlarının da yaptığımız projelerinde bu yıl içinde biraz daha enflasyonla ilgili bizim için pozitif tarafta olacağını düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederiz Songuç Bey. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler.